Futbolun şehirlerine bu hafta Adıyaman'dayız. Adıyaman denince akla gelen tabii ki dünyanın 8. harikası olan Nemrut. Nemrut'ta gün doğumundayız. Güneş biraz sonra doğacak ve tüm güzelliğiyle Nemrut ortaya çıkacak. Burası dünyanın 8. harikası ve insanın mutlaka görmesi gereken yerlerden biri. Burayı anlatmak için kelimeler yetmiyor aslında. Mutlaka gelip görmeniz gerekiyor. Gördüğünüz zaman da büyüleniyorsunuz. Nasıl böyle bir şey olabilir? Nasıl böyle bir güzellik olabilir diye kendi kendinize soruyorsunuz. Tabii ki programda sadece Nemrut yok. Adıyaman'ın kültürel ve tarihi değerlerini ve Adıyaman sporu şu an ne durumda olduğunu bu programda sizlere anlatacağız. Yeni bir gün doğuyor. Yeni bir gün demek yeni umutlar demek. Yeni bir gün demek yeni güzelliklerin gelmesi demek. Biz de Nemrut'ta tüm iyi dileklerimize programı açıyoruz. Adıyaman'ı hep birlikte gezmeye başlıyoruz. Nemrut'ta güneş yavaş yavaş doğuyor. Burada büyük bir kalabalık sabahın çok erken saatlerinde geldi ve güneşin doğuşunu izlemek için yerlerini aldı. Bu muhteşem güzelliği biz de şu anda izliyoruz. Ama hem yürüdüğünüz yola hem geldiğiniz yola gerçekten değiyor. Burası dünyanın 8. harikası. Nemrut'ta başka hiçbir yere benzemiyor. Nemrut'ta doğu tarafında güneşin doğuşuna şahit olduk. Çok güzel bir görüntüydü. Şimdi diğer tarafa yani batı tarafına geldik. Burada güneş batıyor. Hande Koldaş'la birlikteyiz. Nemrut'la ilgili hikayeyi ondan öğreneceğiz. Tarihçeyi ondan öğreneceğiz. Öncelikle tarihçesiyle başlayalım istersen. Bu arada tabii bizi biraz mazur görün. Burası inanılmaz soğuk. Bu polarlar Nemrut'un simgesi adeta. Herkeste var bunlardan. Evet. Bunlar olmasa bayağı bir üşürdük herhalde. Kesinlikle öyle. Evet, tarihçe. Tarihçesi burası Komagene Krallığı, herkesin bildiği ismiyle. Milattan önce 200 yılında kuruluyor. 200 yıllık bir serüveni var. Hiç savaşmamış bir krallıktan bahsediyoruz. Denge siyasetiyle, politikayla bu süreci yönetiyor. Ama şöyle bir şey var. Doğu tarafında Roma gibi bir imparatorluk, batı tarafında ise Pers gibi bir imparatorluğun ortasında olan bir krallıktan bahsediyoruz. Ve gerçekten yüksek zeka gerektiren bir şey. İki taraftan da saldırıya uğramamak için bir denge politikası üretiyor. Ve 200 yıl boyunca varlığını sürdürebilen bir topluluktan bahsediyoruz. Arkamdaki gördüğünüz tümülüs alanı ise Komagene Krallığı. Şu tümülüs kırma taşlardan yani elle kırılan taşlardan oluşmuş bir yer. Antikos'un mezarı tümülüsün altında olduğu söyleniyor. Heykellerimiz bu da oyularak yerinde yapılmış heykeller. Buradaki heykelleri sayacak olursak aslında. Evet, normalde heykel dizilimini sayayım. Aslan ve kartalla başlar, aslan ve kartalla biter. İki taraf içinde. Neden aslan kartal? Burası dini bir mabet yeri olarak aslında görünüyor. Antikos'un taç giyme törenleri ve doğum gününde buralara gelip kurban adakları yapılıyor. Dini törenler düzenleniyor. Onun dışında heykellerin dizilişi normalde. Sol baştan Antikos, ikinci sırada Komagene tanrıçamız, ortada Zeus, tanrı Zeus, onun yanında Apollon, ışık tanrısı, en sonda ise Herakles, bizim bildiğimiz ismiyle Herkül, yarı tanrı olan tanrının heykeli bulunmakta. Yani hem Helen hem de Pers tarafından evet. Heykeller de var. Bu da zaten Antikos'un özelliğini gösteriyor belki de. Antikos anne tarafının Makedonlara, Helen kültürüne dayandığını, baba tarafının ise Perslere dayandığını zaten söylüyor. Başlıkları Pers başlığı. Tanrıların kafalarındaki heykellerdeki başlıklar Pers başlığı zaten.
Peki burada tabii önemli simgeler de var. Kartal'dan bahsettik, aslandan bahsettik. Evet. Bir de üzüm ve nar görüyoruz kafalarında. O Komagene'nin tacında görmüş olmalısınız. Çünkü Komagene buranın kadın tanrıçası. Aynı zamanda ismini krallığa veren tanrıçadan bahsediyoruz. Komagene bereketi bolluğu temsil eder. Bereketi bolluğu temsil ettiğinden dolayı tacında diğer tarafta sepeti var. Sepetinde nasıl desem buğday ve arpa başağı vardır şu alın tarafında. Onun dışında da tacında aynı şekilde elma var, kayısı var, kiraz var. Sepetinde üzüm salkımı var. Bir de tabii burada sonradan bulunan heykeller de var. Mesela Antikyon'un heykeli galiba. Bir mıcırların arasında 1950'li yıllarda sonradan bulunup yerine yerleştirilmiş. Normalde ilk bulunduğu zaman buradaki heykeller aslında kaidelerin üzerinde değilmiş. Çoğumuz gövdesi var ama kafa görünmüyormuş. Kaybolduğunu ya götürüldüğünü düşünmüşler. Ama arkadaki tümülüs taşlarını görüyor musunuz? Heykeller, heykellerin arkasına kafalar düşmüş. Evet. Taşlar üzerine yığıldığı için görülmemiş. Ama anladım. Bir süre sonra bunlar tek tek bulunuyor. Buraya dünyanın 8. harikası deniyor. Neden deniyor? İnsan buraya geldi mi anlıyor. Evet, gerçekten. Güneşin doğuşunu da batışını da burada en mükemmel şekilde izleyebilirsiniz. Beraber zaten doğuşunu izledik, gördüğünüz şahane bir şey. Batışı da aynı şekilde şahane bir şey. Adıyaman'da Nemrut'tan sonra şimdi de Arsemya Antik Kenti'ne geldik. Burada gerçekten çok güzel bir kitabe ve gördüğünüz bu güzel heykel var. Aslında burası bir antik şehir ama içinde bulunduğumuz yerde buranın tapınağı olarak kabul ediliyor. Antikos'un atası Arsemya ve kente de onun adını veriyor zaten. Bu krallık yani Komagene krallığı aslında Antikos'un döneminde çok fazla gelişmiş ve bölgenin en önemli güçlerinden biri olmuş. Aslında bir tampon bölge olarak da burayı adlandırabiliriz. Etrafında pek çok güçlü imparatorluk, pek çok güçlü yapı var ama onların arasında bir tampon bölge olup barışçıl bir şekilde burada uzun yıllar hüküm sürmüş. Antikos'un zaten birinci amacı burada barışçıl bir hükümdarlık kurmak ve halkına da çeşitli dinlerden, çeşitli dillerden gelen halkına da barış içerisinde bir hayat yaşatmakmış. Zaten bu heykelde biraz onu temsil ediyor aslında. Antikos'un tabii en önemli özelliklerinden biri de kendini bir tanrı olarak görmesi. Bu heykelde de bunu anlatıyor aslında. Antikos hemen sol tarafta, sağ tarafta Herakles ya da hepimizin bildiği adıyla Herkül var. Herkül güç tanrısı biliyorsunuz. Zaten elindeki sopasından da bunu anlayabiliyoruz. Ve tüm Yunan tanrılarında olduğu gibi onların mükemmeliyetçiliğini yansıtması açısından çıplak burada resmedilmiş. Antikos'la el sıkışıyor. Burada tabii el sıkışmaları barışçı bir anlam taşıtsa da Antikos'un aslında ben Herkül'den de güçlüyüm, tanrılardan da güçlüyüm mesajını vermek istediği de ufak detaylarda ortaya çıkıyor. Nedir o detaylar? El sıkışmalarındaki elinin durumu. Hani hakim pozisyonda el sıkışmada daha önde eli. Mesela burada bir aslan postu var Herakles'in hemen arkasında. Onun kemerinde ise aslan başları var daha fazla sayıda. Yani her anlamda bir güç gösterisi yapmayı düşünmüş bu heykeli buraya yaptırırken. Zaten kendini de bir tanrı olarak görüyormuş. Ayrıca burada çok da güzel bir kitabe var. Anadolu'daki en büyük Grekçe yazılmış kitabe olarak da kabul ediliyor. Bir de tünel var. Tünel şu an 150-160 metre kadar gidiyor. Sonrası kapatılmış durumda. Aşağısında ne var şu an için bilinmiyor. Aslında pek çok bilinmez de var burada ama Arsemya Antik Kenti de gezmeye, görmeye değer bir yer.
Adıyaman'da Cendere Köprüsü'ndeyiz. Cendere Çayı üzerine yapılmış. Milattan sonra 80 yılında Septimus Severus adlı hükümdar tarafından yaptırılmış. Tipik bir Roma köprüsü aslında. Ortada kilit taşı ve kilit taşına bağlı olarak birbirine geçmiş taşlarla yapılan bu Roma köprüsünün pek çok örneğini Anadolu'da zaten görebiliyoruz. Buradaki önemli özelliklerden biri diğer köprülerde belki şu an olmayan sütunlar. Sütunlar yapılmış köprünün her iki tarafına da. Bizim tarafta, şu andaki taraftaki sütunlar kral ve kraliçeyi temsil ediyor. Diğer taraftaki sütunlar iki tane olması gerekiyor. Şu an bir tane var. Prensleri temsil ediyor. Ama prenslerin arasında çıkan taht kavgasından sonra bir prens diğerini, kardeşini yani öldürünce onun da anısını her yerden silmek istiyor ve onun için yapılan sütunu yıktırıyor. Bu nedenle şu an köprüde sadece 3 tane sütun bulunuyor. Baktığımız zaman 120 metre uzunluğunda bir köprü, 35 metre yüksekliğinde ve 7 metre de genişliğinde. Dediğim gibi tipik bir Roma köprüsü aslında ve gerçekten de çok güzel bir görüntüsü var. Bölgedeki önemli turistik yerlerden biri de Cendere Köprüsü. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'la birlikteyiz. Hem Adıyaman kentini hem de Adıyaman sporu konuşacağız onunla. Başkanım, öncelikle şehirle başlayalım isterseniz. Burası Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri. Nemrut'un da olduğu, turistlerin her yıl akın ettiği bir şehir. Siz Adıyaman'ı kültürel ve tarihi değerlerini göz önüne alarak nasıl tanıtırsınız? Tabii Adıyaman denilince yukarı Mezopotamya dediğimiz bereketli toprakların olduğu ve insanlığın yerleşim alanlarından ilki diyebiliriz. 20 küsür medeniyeti ev sahipliği yapmış. Tarihi ta milattan önce 10 bin küsür yıllara kadar giden bir tarihi geçmişi var. Adıyaman'ı özellikle simgeleyen Komagene Krallığı dediğimiz Romalılarla Persler arasında kalan ve barışa tamamen 200 yıl barışa endeksli bir krallık. Peki spora gelecek olursak belediye olarak buradaki vatandaşların, Adıyamanlıların spor yapması için ne gibi olanaklar var? Çünkü profesyonel spor, tamam hepimiz seviyoruz futbolu, izliyoruz ama bir de halkın spor yapması da çok önemli kendi sağlığı açısından. Evet. Nasıl imkanlar var burada? Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Adıyaman halkı hakikaten özellikle futbol olmak üzere spora çok önem veren bir halk. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Binlerce lisanslı futbolcumuz var. Yine herkese biraz önce bahsettiğimiz gibi maalesef takımlarımız Ban Ligi'ndeydi. 2 yıl içerisinde üst üste 2. liga çıkabildi şu anki 1954 takımımız. Bu bizim için hakikaten gurur verici. Tabi bu başarının devam etmesini diliyoruz. Yine herkese 2 tane Kahta sporumuz 3. ligde ve burada İmam Ağa Spor dediğimiz mahalle takımımız ve Besni Akın Spor da Bal Ligi'nde. Dolayısıyla son zamanlarda böyle bir pik yaptı. Dolayısıyla bu bizi çok sevindiriyor. Tabi bizler de mümkün mertebe yerel yöneticiler olarak bu sporcu kardeşlerimize hakikaten hem imkanlar sağlama noktasında hem lojistik destek noktasında her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. İçinde özellikle jimnastiğin, pilatesin, aerobiğin olduğu bir sağlıklı yaşam merkezimiz de var. Hem bayanlara hem baylara ayrıca hitap ediyor. Tabi bununla sadece kalmıyoruz. Yine herkese judodur, jimnastiktir. Tenis kortudur, tenistir, futbol, amatör takımları noktasında da güreşte her türlü desteği veriyoruz. Sizin de az önce söylediğiniz gibi 2 yıl 2 lig birden yükseldi. Evet. Şimdi çok daha zor bir ligde, 2. ligde mücadele evet. ediyor. Hedefler nedir bu sezon? Tabii bundan sonra 1. lig. Ondan sonra yavaş yavaş Süper Lig. Kaç yıllık bir periyotta bunu öngörüyorsunuz? Gönül ister ki her yıl yükselelim. Yani geçen yıl şeydeydik, 3. ligdeydik, pardon Babal'daydık bir önceki yıl. Geçen yıl 3. lig, bu yıl 2. yıl, 2. lig. Bu yıl da inşallah 1. lig diyelim ama tabii bu lig biraz daha risklidir, biraz daha sıkıntılıdır. İşte son olarak şunu soracağım.
kentin futbola bakışı nasıl? Yani taraftarları olarak bir maç günü mesela burada bir heyecan yaşanır mı? Nasıldır kentin bakışı? Yani müthiş bir heyecan var. Hakikaten biraz önce de bahsettiğim gibi bizim yaşlımız da, gencimiz de hakikaten futbolu çok seviyor. Ve müthiş bir atmosfer de oluşuyor. Tabii zaman zaman bir takımın böyle olumsuz gidişleri ister istemez onları da etkiliyor. Ama hakikaten güçlü bir potansiyel var, güçlü bir taraftar grubu var. Adıyaman'ın yöresel lezzetlerini tatmak için şimdi çok güzel bir yere geldik. Nimet Peri var yanımızda. Bütün bu gördüğünüz muhteşem sofrayı hazırlayan kendisi. Biz ondan bu yöresel lezzetleri bize tanıtmasını rica ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, gerçekten müthiş bir sofra var. Yani buraya bakıp da ağzı sulanmayan yoktur herhalde bu sofraya. Çok Adıyaman'ın da ederim. Çok zengin bir mutfağı var. Başlayalım isterseniz. Hangi yöresel lezzetleri bize tanıtacaksınız? Nereden başlayalım? Şuradan, çorbadan başlayalım. Evet. Yemek gibi olsun. Adıyaman özel bir çorba. Biz buna maş çorbası diyoruz. Maş bakliyatı var içerisinde. Evet. Tüm mercimek var. Küçük siyah mercimek var. Evet, hemen yanında da soğuk çorba var galiba. Evet, soğuk ayran çorba. Aşı. Biz ayran aşı, dövme çorbası. Şekilde soğuk bir şekilde sunuyoruz. Başka hiçbir yerde olmayan şeylerden bahsedelim. Neyir? Meyir, keçi sütünün yoğurdundan yapılıyor. Onu yarı yarıya koyduğumuz suyla beraber ateşe alıyoruz. İçerisinde çiğ patlıcan, yörenin patlıcanı yine. Biber, bizim olmazsa olmazımız, evet. Yeşil biberimiz. O ve dövme. Yine odun fırınında pişen bir başka lezzet de Adıyaman tava herhalde. Adıyaman tava. Biz de gerçekten her gün yapıyoruz. Biberi, patlıcanı, soğanı, sarımsağı, hepsi böyle kat kat doğrandıktan sonra çömleğe ya da leğene diziliyor. Ondan sonra üzerine de kuyruk falan ve odun ateşinde pişiyor. Peki, şöyle ilerleyecek olursak şurada tavuklu pilav gibi, yani ona ne diyorsunuz? Bizde evet, tavuklu pilav çok fazla yapılır. Biz pirik pilavından bulgurundan yaptık bugün. Normal bulgur pilavından da yapıyoruz. İşte tavuğu haşladıktan sonra tavuk suyunda yapıyoruz. Sarımsaklı falan da sunuyoruz. Şöyle soracağım, pek çok lezzet var. Ayrıca çiğ köftemiz var. Yine Adıyaman kebabı var, az önce geldi. Adıyaman kebabının ismi Abuzer kebabı. Abuzer kebabı mı? Evet, bizde olmazsa olmazlardan. Peki, son olarak şunu sorayım. Futbola ilginiz nasıl? Adıyaman Spor 2 yılda 2 lig birden yükseldi ve bir kadın başkan da vardı aslında burada. Bayanlar yanımda, gerçekten spor sevenler olursa ben maçı izlemeyi çok çok seviyorum. Milli maçları falan da çok seviyorum. Ama uzun süredir ben burada olduğum yaklaşık 17-18 yıldır Adıyaman'da bu hizmeti sunmaya çalışıyorum. Onunla beraber bizim takım kaptanımız vardı, Fuat. Adıyaman Spor bizim için gerçekten Adıyaman için çok önem arz ediyor. Ve son dönemde sanırım dünyada ilk bir kulüp başkanımız Bayan Ceven Hanım oldu. O da bizi ayrıca gururlandırdı. İlk defa şampiyon olan bir kadın başkan oldu. Kadın başkanımız var. Ve o kadar da kolay olmuyor. Bence bunu başarması da bizim için ayrıca bir gurur. Hayalinizde neresi var Adıyaman Spor için? Süper Lig. Neden olmasın? Adıyaman Spor öncelikle bizim için ne ifade ediyor? Adıyaman Spor çocukluğumuzdan beri statlara gittiğimiz, maçları seyrettiğimiz bir
yerdir. Taraftar olarak her zaman destekliyoruz takımımızı. Son 3 yılda 3 şampiyonluğumuz var. Bal Ligi'ndeydik. Bal Ligi'den 3.liğe çıktık. 3'ten 2'ye çıktık. Gerçekten taraftarıyla biz Bal Ligi'nde 12 bine oynamış bir taraftarız. Öyle söyleyeyim. Şehirde gerçekten futbolu seven çok abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ondan dolayı memleketimizin daha iyi yerlere gitmesini istiyoruz. Bir Süper Lig'de bugün neden bir Galatasaray buraya gelmesin, neden bir Fenerbahçe buraya gelmesin, neden bir Beşiktaş buraya gelmesin. Adıyaman'da her yönüyle misafirperverdir. Biz gelen rakip takımları her zaman kendi sahamızda, kendi yerimizde her zaman misafirperverliğimizden ödün vermedik. Her zaman misafirce karşılarız. Oyun 90 dakikadır, oyun içinde olur biter. Adıyaman Spor'u seviyoruz. Adıyaman bir futbol şehri. Gerçekten bu anlamda şehrimiz, taraftarlarımız, halkımız bir bütün halinde. Önümüzdeki yıllarda Liga, Süper Lig bekliyoruz. İnşallah bu anlamda gerekli adımları atacaklardır. Maç günleri özellikle ciddi bir hareketlilik oluyor. Deplasmandan gelen taraftarlarımız şehir esnafına bayağı bir katkılar falan oluyor. Güzel oluyor yani. Bir canlılık, bir hareketlilik geliyor. O yüzden futbolu seviyoruz yani. Adıyaman bir futbol kenti. Adıyaman'da Ulu Cami'nin önündeyiz. Ulu Cami 1506 yılında Dulkadiroğulları'nın son beylerinden olan Durak Bey tarafından yaptırılmış ya da öyle tahmin ediliyor. Mimari belli değil. 1862'de tamamen yıkılıyor ve şu andaki cami o yıl tekrar baştan inşa ediliyor. 1900'lerin başında ise bir kez daha tadilattan geçiriliyor. Buradaki en eski camilerden biri. Aslında o dönem mimarisinin de tüm özelliklerini taşıyor. Özellikle kuzey tarafındaki ahşap işlemeli kapısı türünün eşsiz örneklerinden biri. Bir başka önemli özelliği de aslında buranın minaresi. Hatay'daki Ulu Cami'nin minaresiyle hemen hemen aynı mimari yapıya sahip ya da ben çok benzettim. Ama mimari açıdan da çok güzel ve tam da Adıyaman'ın merkezinde bulunuyor. Adıyaman'da Mor Petrus ve Mor Paulus Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeyiz. Burası aslında 1701 yılında yapılmış bir kilisenin üzerine inşa edilmiş. 1701 yılındaki kilise yıkıldıktan sonra 1883 yılında tekrar şu an içinde bulunduğumuz kilise inşa edilmiş. Ve buranın önemi aslında şu, halen burada cemaat gelip ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. Faal olarak kullanılan bir kilise olması açısından da önemli. Hemen yanında metropolitik binası var. Süryani Ortodoks kiliselerinde dikkat çeken mimari yapısı burada da var. Urfa'da, Mardin'de gördüğümüz mimari yapıya burada da rastlıyoruz. Dikkatimizi çekiyor.
Ve dediğim gibi halen buraya gelip ibadetlerini gerçekleştiriyor bu bölgedeki Ortodoks Süryaniler. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikteyiz. Öncelikle şunu sorayım, Adıyaman'ın spora bakış açısı nasıl ve Adıyaman'da spor adına neler yapılıyor? Adıyaman'da malumunuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde olan bir kent olarak, Adıyaman'da son yıllarda devam eden spor yatırımlarının sonucu olarak özellikle genç nüfus oranının yüksek olması ve buna bağlı olarak da artarak devam eden çeşitli spor faaliyetleri, spor branşlarının artması, antrenör sayısının artmasıyla beraber ve tesisleşmeyle neticesinde inanılmaz derecede bir gençlerin spora ilgisi ve alakasını şahit olmaktayız. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak Adıyaman'daki gençlerimizin özellikle spora bakış açısını değiştirebilmek, onların kendilerini ifade edebilmesine, onların sağlıklı bir yaşam için ve eğitimsiz spor olmaz, sporsuz eğitim olmaz düşüncesiyle onlara burada kurumumuz bünyesinde eğitimler vererek gençlerimizi, çocuklarımızı... Özellikle de Esprim ve Kürek Adıyaman'da o dikkat çekici. Evet. Ülkemizde su sporlarında henüz istenilen seviyede olmamakla beraber elimizde de su sporları tesisimiz mevcut olup tüm gençlerimiz o su sporları tesisinden faydalanmakta. Tabii Eskrim. Eskrim de özellikle Türkiye'de 3 büyük şehrimizde yapılan bir spor branşı olarak genelde öne çıkıyor ama Adıyaman'da yıllar öncesinden altyapısını ve temelini oluşturduğumuz bu branşta şu an 74 milli sporcumuz var. Bayrağımızı ulusal ve uluslararası arenalarda dalgalandırmakta. Peki son olarak da Adıyaman Spor. Sezon 2 lig 1'den çıktı. Şimdi 2. ligde Adıyaman Spor. Evet. Adıyaman'da Adıyaman Spor denilince her hafta 7'den 77'ye akan sular duruyor. Dolayısıyla bu anlamda ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Adıyaman'da da futbola ilgi üst seviyede diyebilirim. Adıyaman Spor'un eski futbolcusu ve Süper Lig dahil pek çok ligde oynamış, pek çok kulüpte forma giymiş Erkan Gazi Çağır'la birlikteyiz. Adıyaman Spor'u konuşacağız. Evet. Öncelikle 2 yılda 2 lig yükseldi Adıyaman Spor. Evet. Bunu bekliyor muydunuz? Bu başarı nasıl geldi? Tabii ki bekleniyordu. Çünkü Adıyaman Spor belki daha önceden bilginiz vardır. Yıllarca eski formatında olan PTT'de 1. lig olan formatında 2. ligde yıllarca mücadele etti. Oraya Süper Lig'e birçok futbolcu gönderdi. Bu konuda Adıyaman tam sizin programın ismi gibi tam bir futbol şehri. Neler yaşanıyor burada maç olduğu gün? Yani burada maç olduğu gün zaten genelde hafta sonları oluyor. Pazar günü olan maçlarda bütün şehir bir anda sessizleşiyor önce. Sonrasında da buradan hareketlerimiz var. Buradan heykel meydanından. Yaklaşık amatör ligler dahil olsun bir 10-15 bin kapasiteli bir maçları oynuyoruz. Bu konuda Adıyaman tam bir futbol şehri. Daha önce 2. lig müsabakalarında falan olsun, PTT 1. lige çıkma maçlarında olsun, Süper Lig'e çıkma maçlarında olsun Antalya'daki maçlara 10 bin seyirciyle gitmiş bir ilden bahsediyoruz. Şimdiki hedefimiz tabii ki Adıyaman Spor bekleniyordu. Önce 3. lige sonradan da 2. lige çıktı. Tabii ki Adıyaman'ın hedefi öncelikli olarak PTT 1. lig'de oynamak. Sonrasında hayalde neresi var?
Ya tabii ki her Adıyamanlı'nın gönlünde Süper Lig yatıyor. Ama öncelik bunu basamak olarak görmeliyiz. Öncelikli olarak PTT 1. Lig'de bir kalıcı olarak olmamız gerekiyor. Sonrasında tabii ki hedef Süper Lig. Ben Adıyaman'daki futbolu yaklaşık 30 yıl civarında takip ediyorum. Adıyaman futbolunun hemen hemen bütün branşlarında, bütün kademelerinde bulundum. Adıyaman'da futbol gerçekten çok sevilen, halkımızın, gençlerimizin futbolla ilgili çok olumlu ve güzel düşünceleri var. Futbol olarak ilimizde, tabii ilimizin göz bebeği, ilimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerinde tek olan Adıyaman Spor futbol takımı var. Adıyamanspor futbol takımımız da hakikaten bu son 2 yılda üstte Bal Ligi'nden 3. lige, 3. ligden 2. lige çıkması ilimizdeki futbol potansiyelini ve futbol sevgisini en üst seviyeye çıkarmıştır. Bu da tabii biz ilimizin futbol adamları olarak gerçekten bununla gurur duyuyoruz. İnşallah bundan sonra da ilimizi 2. ligden PTT 1. lige, oradan da Süper Lig'e görmeyi istiyoruz. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan'la birlikteyiz. Pera Antik Şehri ile ilgili bilgileri, detayları ondan alacağız. Çok büyük bir alana yayılmış bir antik kent burası. Öncelikle tarihçesiyle başlayalım isterseniz. Evet, burası antik kaynaklarda Meharat Gazepürün, Mezopotamya kaynaklarında ise Perin veya da Pürün olarak adlandırılan bir kent olarak karşımıza çıkıyor. Bu alan antik batıyı İran'a bağlayan yol güzergahında olması nedeniyle Roma döneminde önemli bir jeopolitik konuma sahip. Burada baktığımız zaman hemen arka kısmımızdaki nekropol alanı görüyoruz. Nekropol alanları yaklaşık 54 oda mezar şeklinde ve 350 adet de kamasaryon dediğimiz tipte mezar karşımıza çıkıyor. Bu oda şeklindeki mezarlar büyük ihtimalle aile mezarları olarak karşımıza çıkmakta. Bunun nedeni ise insanlar o dönem sosyal statülerine göre gömüldüğünü düşünmekteyiz. Buradaki nekropol alanı bölgenin en büyük nekropol alanlarından bir tanesi. Ayrıca Perra Antik Kenti, Malatya başkenti İstanbul'u Hatay'a bağlayan yol güzergahında olması nedeniyle önemli bir konuma sahip. Yine burada İsa'dan sonra 356 yılında İznik'te toplanan İncil Konsülü'ne Yunus Perdos yönetiminde bir Persidas eyaletinin bir şehri olarak katılıyor. Ve tekrar İsa'dan sonra 433 yılında Samosatalı Andreas'ın Aleksandra'ya yazdığı bir mektupta burada önemli psikoposlardan bahsediyor. Bu da dönem olarak önemli bir psikopozluk merkezi olarak da karşımıza çıktığını gösteriyoruz. Yani bir kutsal şehir olarak da karşımıza çıkıyor. Milattan yani bölgenin sonra, en önemli merkezlerden bir tanesi. Evet. Evet. Milattan sonra 456 yılında ise İznik Kalkedon yani Kadıköy ve İznik'te toplanan yine bir konsülde buranın psikoposlardan Sebastianus'un yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yerine bir Anastasius adına bir psikopos atanıyor. Yani burada da bir nevi bir yolsuzluk gerekçesiyle bir psikoposun görevde alındığını biliyoruz. Her dönem var yani. Her dönem var yani. Yani burası çalışmalar devam ediyor. Hala kazılar da devam ediyor. Evet. Ve ondan sonra burayı daha çok ziyaret eden olacaktır muhakkak. Çünkü mutlaka bence gezip görülmesi gereken bir yer burası. Geldiğiniz zaman hem buraya hem Roma Çeşmesi'ne hem de bulunan mozeyi gezdiğiniz zaman zaten bu yani şehrin büyüklüğünü anlıyorsunuz. Bir nekropol, ölülerin şehri dediğimiz, bir de halkın yaşam alanı aynı anda izleyebileceğiniz tek yer Perra Antik Kenti.
Perre Antik şehrinde önemli bir detayın önündeyiz aslında şu anda. Burada o dönemde şarapçılık da yapılıyormuş ve şarapçılığın yapıldığı yer de burası. Aslında bunun gibi peş peşe 10-12 tane daha var ama şu an en sağlam kalanı bu. 500 kilo ağırlığında bir taş var burada. Üzerinde bu şekilde bir kütük ve üzümlerin konulduğu hazne burası. Bu kaldırılarak şu bölgede, şu haznede üzümler eziliyor. Daha sonra o üzümler ezildikten sonra şurada bir delik var. O delikten buradaki bir alana dolduruluyor. Orada bir süre dinlendiriliyor, bekletiliyor. Ondan sonra burada küplere doldurulduktan sonra da yine şehrin içerisindeki pek çok kuyu var. O kuyuların içerisinde bir süre daha dinlendiriliyor ve ondan sonra da şehre dağıtılıyormuş. Perre Antik şehrinin içerisinde bu civarda bulunan en büyük mozaiğin önündeyiz şu anda. 155 metrekarelik bir alanda ve 133 metrekaresi de sağlam bir şekilde günümüze ulaşmış bu mozaik. 5. yüzyılda yapılmış, geç Roma dönemi diyebiliriz aslında burası için. Ve burası bir bazilika. Sütunlardan da anlaşılacağı gibi zaten o dönem o sütunların altında kalan kısımda mozaik var. Ve çok da sağlam bir şekilde günümüze kadar korunmuş, güzel bir görüntüsü var. Tabii o dönem pek çok mozaikte olduğu gibi hayvan resimlerinin buraya yapıldığını görüyoruz. Onun yanı sıra yine o döneme ait desenler ki daha önce Hatay'da da Urfa'da da pek çoğunu gördük bu desenlerin. Yine burada da görebiliyoruz. Bu mozaiğin içinde yer alıyor. Perre Antik şehri çok büyük bir alana yayılmış bir antik şehir. Ve her geçen gün başka burada keşifler yapılıyor. Bu mozaik de bu bölgedeki en büyük mozaik olarak dikkat çekiyor. Perre Antik şehrinde, Adıyaman'da Roma Çeşmesi'nin önündeyiz. Burası aslında antik şehir olarak da büyük önem taşıyor ama Komagene Krallığı döneminde aslında çok önemli bir kervan yolu. Bu kervan yolu şu anki Adıyaman'la Malatya'yı birbirine bağlayan bir yol aslında. Ve o yolun üstünde pek çok yapı var. İşte Roma Çeşmesi de onlardan biri aslında. Roma Çeşmesi aslında o dönem yapılmıyor. Ondan sonraki dönemde Roma burayı istila ettiğinde yapılıyor. Ve günümüze kadar da halen burada su akıyor. Yaklaşık 2000 yıldır burada suyun aktığı söyleniyor. Ve suyun kaynağının da 1 kilometre daha ileride olduğu biliniyor. O da önümüzdeki günlerde belki ortaya çıkarılacak. Hem mimari yapısıyla hem kullanılan taşlarıyla tipik bir Roma dönemi eseri Adıyaman'daki Roma Çeşmesi. Thank you.
Adıyaman'dayız. Adıyaman'a gelince çiğ köfte yemeden dönülmez. Biz de öyle yaptık. Ahmet Bozkurt Usta bizim için burada çiğ köfteyi hazırlıyor. Bir yandan da çok güzel müziğimiz var arkada. Ama tabii ki önemli olan burada çiğ köfte. Çünkü bana söylenen Türkiye'nin en lezzetli çiğ köftesi burada yapılıyormuş. Doğru mu? Doğru. Doğrudur. Adıyaman'da çiğ köfte gelip de yememek, yani görmemek yanlış olur. Çiğ köfte bizim evlerimizin bir numaralı yemekleridir. Peki lezzete sırrını katan şey ne? İçindeki malzemenin kalitesi mi? Biberin kalitesi, salçanın kalitesi, zeytinyağının kalitesi, narışkının kalitesi. E bir de tabii bunu yoğurma. Tabii bunun bir de kıvamına uydurmak lazım. Mesela Adıyaman'da etsiz çiğ köfte Adıyaman'ın çiğ köftesidir. Etli Urfa'nındır. Türkiye'nin en iyi çiğ köftesi Adıyaman'da yoğurulur. Hmm. Çiğ köfte dersen Adıyaman akla gelir. Başka buyursun gelsin, görsün yesinler Adıyaman'da. Peki o zaman biz de bakalım tadına. Tabii. Hadi bakalım. Bu kadar iddialı gelince tabii tadına bakmak şart oldu. Ama elinize sağlık. Görüntü bile insanı cezbediyor yani, çok güzel. Ustanın dediğiyle ilgili ben yorum yapmayayım. Ama benim yediğim en iyi çiğ köfte. Gittiğimiz her yerlerde Adıyaman Spor'u temsil ediyoruz. Bu forma bizim çocukluk aşkımızdır. Sahaya girebilmek, maçları gönül rahatlığıyla izleyebilmek, takımımızın yanında olabilmek için aşılarımız olduk. Sahada her zaman yerimizi almaya çalışıyoruz. Takımımızı bir nebze de olsa destek verebilmek için her zaman yanındayız. Sahada 11 kişi ve bir maçta 12 tane yürek olması lazım ki kendini destekleyebilsin. Biz de 12. adam olarak her zaman takımımızın yanındayız. 12-13 sene önce 2. ligden düştük. Tekrardan 2. lige ne zaman çıkarız, aynı heyecanı ne zaman yaşayabiliriz diye sabırsızlıkla beklerken kısmet oldu. Şu an 2. ligdeyiz. Takımımızın başarılı olmasını istiyoruz. Bunun için de her zaman takımımızın yanındayız. Hem burada hem dışarıda. Şu anda deplasman yasağı var. Malum bu hastalıktan dolayı dışarıya gidemiyoruz. Ama gitmeden önce de takımımıza bir ses olsun diye takımımızın yanına geliyoruz. Bizim sadece bir derdimiz var. Adıyaman Spor'u olması gerektiği yerde görmek istiyoruz. Beş yaşından, altı yaşından beri stada girebilmek için abilerimizin eteğine yapışıp bizi içeri al diyen çocuklardık. Şimdiden bu çocuklar çocuklardık, yavaş yavaş büyüdük. Bunu yeni yeni nesillere aktarmak için elimizden geldiği kadar uğraş veriyoruz. Sporda her zaman şu önemlidir aslında, saygı, sevgi çerçevesinde her şekilde ilerlemektir. Bunu da bizim yeni gelecek nesil taraftarlarımıza söylüyoruz. Saygı olmayan yerde hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Bir futbol aktivitemiz var zaten. Başka hiçbir şekilde bizim bir aktivitemiz yok. O yüzden futbola canla başla bir bağlılığımız var. Geçen sene zaten bu lige geçtik, ikinci lige geçtik. İnşallah bundan sonra ya burada kalıcı olur ya da bir üstlükleri hedefliyoruz daha doğrusu. Bakalım işte şansımız yaver giderse inşallah birinci lige adım atarız. Adıyaman biliyorsunuz iki şeyle meşhur. Bir tütünüyle, bir buğdayıyla. Yeşil, Adıyaman'ın yeşilinden gelme zaten. Sarısı da Adıyaman'ın buzayından gelme. O şekilde zaten renkler oluşturulmuş. Öyle bir sevda ki tarif edilmez, Adıyamanlı olmayan bilemez.
Seni benden başka kimse sevemez. Yamanım her şeyi. La 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 la. Adıyaman Spor Sportif Direktörü Erol Kapusuz'la birlikteyiz. İki sezonda iki lig çıktı bu takım. Şimdi ikinci ligde mücadele ediyor. Daha zor bir lige geldi. Öncelikle bu sezonla ilgili hedefleri sorayım ben size. Biz tabii yeni yapılan bir takımıyız. Yeni yapılandık. Her zaman Adıyaman Spor'un hedefi başkanımızın doğrultusunda hep şampiyonluk. Yani başkanımız şampiyonluktan başka hiçbir şeyi başarı kabul etmiyor. Tabii iyi başlayamadık lige. Ama tabii hedefimizden sapma yok. Yine yukarılara oynamayı hedefliyoruz. Peki Adıyaman'da futbol sevgisi nasıl? Bize biraz anlatır mısınız? Fanatik derecesinde çok seviyor insanlar futbolu. Yani çarşıda hele başarılı olduğunuz zaman stat doluyor. Futbolcular daha böyle çarşıda dolaşamaz hale geliyorlar. O kadar çok seviyor. Halk çok seviyor futbolu. Peki şöyle sorayım. Adıyaman Spor gibi yani bir anda ikilik birden yükselen bir takım. Önündeki uzun vadede neler yapmalı size göre? Adıyaman Spor'a ait tesisimiz yok. İşte tesislerimiz tesis olması gerek. Ne bileyim altyapıyla alakalı çalışmalar gerek. Tabii başkanımız bunlarla ilgileniyor. İnanılmaz özverili bir başkanımız var. İki sene üst üste aldığı gibi takım şampiyon oldu. Tabii bundan dolayı da şimdi de şampiyonluk beklemesi normal. Yine şampiyonluk istiyor. İnşallah PTT Ligi'ne de çıkar bu takım. Evet, bu lig zor bir lig ama şehrimiz bu ligde başarılı olmamızı istiyor. Hepimizin buradaki bulunma amacı zaten başarılı olmak. Geçirdiğimiz iki maçta beklediğimiz sonuçları maalesef alamadık. Takım olarak yeni bir ekibiz, yeni kurulan bir ekibiz. Ama arkadaşlığımız her geçen gün çok daha iyiye doğru gidiyor. Umarım ilerleyen dönemlerde yukarıya doğru tırmanışımız sürecektir. Hedef nedir? Hedef kesinlikle yukarılardır. Umarım hep beraber el ele verip bu istediğimiz yere hep birlikte geliriz. Yemek yemeye falan gidiyoruz. Çarşıya falan. Oradaki insanların ilgisini görüyoruz. Bu açıkçası hepimizi çok mutlu ediyor. İlgilerini eksik etmesinler bizlerden. Bizler de bu kadim kenti en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen var gücümüzle çalışacağız. Bunun da ben sözümü veriyorum. Umarım Adıyaman Spor ve Adıyaman halkı çok daha üst ligleri hep birlikte görürüz. Çok daha başarılara imza atarız. Futbolun şehirlerinde bu hafta Adıyaman'daydık. Adıyaman'da dünyanın 8. harikası Nemrut eşsiz güzelliğiyle hepimizi büyüledi. Antik şehirleriyle, camileriyle, kiliseleriyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ı bu programda sizler için görüntüledik. Ve tabii ki çiğ köfte, buranın tescilli ürünü ve olmazsa olmazı. Yerel lezzetleriyle, tabii ki Adıyaman sporuyla bu bölümde Adıyaman'ı dop dolu izleyebileceksiniz. Adıyaman Spor 2 yılda 2 lig birden yükseldi. Artık hedefi 1. lig olarak belirlemiş durumda. Futbolun şehirlerinde Anadolu'nun bu güzel köşesinde sizlere buradan veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka bölümde Anadolu'nun bir başka köşesinde tekrar birlikte oluncaya dek hoşçakalın.